Çünkü bence saflık mı desek ona, bilmemezlik bir şey oluyor değil mi hocam? Video başladı yalnız. Başladı mı? Dikkat et bebeğim. Konumuz Mehmet'le bağlı. Şu an videoyu açtık. Evet. Kalemimizi elimize aldık. Aldık. Ekrana bakıyoruz. Bakıyoruz. Sorunuzu çözüyoruz. Bizi görmüyor mu hocam? Şaka yapacağım. Hayır. Şimdi burada U kuralından bahsedelim. Ya Zeynep. Şimdi U kuralı yerine buna Heron demek istiyorum. Heron formülü. Bir üçgen eğer ikizkenar değil, efendime söyleyeyim dik üçgen değil, açısı yok, sinüsten de çözülemiyor. Yani bütün kenarları kafasına göre bağımsız takılıyorsa, farklıysa bu üçgen alanı nasıl hesaplanır? U dediğimiz kuraldan. U dediğimiz çevrenin yarısı. Ha, ben de U direkt aklıma şey geldi. U kuralı var ya, 180 eşitleme. Ha, o temel açı kuralıydı. Çevrenin yarısını bulduktan sonra alan eşittir diyoruz. Kare kökümüzü çiziyoruz. U çarpı U eksi birinci kenar, U eksi ikinci kenar ve U eksi üçüncü kenar diyoruz. Olayımız bu şekilde gidiyor. U dediğimiz neymiş? Çemberin yarısı. Çevrenin yarısı. Çemberin. Çevrenin yarısı U oluyor. Şimdi kenar uzunluklarını ne vermiş? 7. 8. 9. 3 tane kenarı var mı? Toplayalım o zaman. 7 artı 8 artı 9 doğru mudur? Evet. 24 değil mi? 24. 7 daha. 14, 15, 24. Aynen öyle. Çevreyi bulduk. Çevrenin yarısı? 12. 12. U cepte midir? Evet. U eksi 1. U eksi 2. U eksi 3. kenar yapacağız. Alan eşittir. Kare kökümü çizdin mi? Evet. 12 çarpı. 12'den kimi çıkaracağız? 12 eksi 7. Yani 5. 12'den 8 çıkacağız. 12 eksi 8, 4. 12'den 9, 9 3. 3. Sıkıntı var mı? Hayır. Eşittir. 4 kere 3. 12. 12'nin karesi dışarı 12 diye mi çıkar? Evet. Bu arada 2 kere üzerini çizmişim gibi oldu şimdi derler hocam. 1 ile 2 ne alaka? 12 dışarı, yani daha doğrusu 12'nin karesi dışarı 12 evet. diye çıktı. İçeride ne kaldı hocalar? 5. Aradım cevap ne oldu? 12 kök 5. Geometri böyle sürekli özellik bileceğiz. Bu kuralın adı neydi? O kuralı. Genel adı? Heron. Heron. Neyi biliyoruz? Çevreyi. İkizkenar mı? Hayır. Eşkenar mı? Hayır. Dikme var mı? Hayır. Açı var mı? Hayır. Hiçbir şey yokken her şeyi bulma metodu diyeceğiz bir yandan da. Sap gibi yani. Burada yeni bir şey öğreneceğiz. İç teğet çemberinin merkezi. Şu an bu çembere çevrilen bir üçgen ya da bu üçgenin içerisinde iç evet, teğet çemberi mi var? Şuraya not düşüyorum. Eğer bir soru iç teğet çemberinden geliyorsa, iç teğet çemberinden geliyorsa alan eşittir U çarpı R. U'nun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Hı hı, çevrenin yarısı Heron'daki. R de yarı çap demek. Yarı çap. U da çevrenin yarısı. Peki bu bir dik üçgen değil mi? Evet. Bir dik üçgende alan 6 ve 8. Bu normalde tamamlanınca bir dikdörtgen mi oluyor? Evet. Bu dikdörtgenin tamamı 6 kere 8'den 48 mi? Evet. Yarısı 24, diğer yarısı 24 değil 24. mi? O zaman bunu formülize edebiliriz. Bir dik üçgen alanı taban çarpı yüksekliğin yarısı. 6 kere 8, 48 yarısı ne oldu? 24. O zaman bu şeklin alanı kaç oldu? 24. Alan 6 çarpı 8 bölü 2'den. A, B, C alanı kaç çıktı? 24, 24 mü? Peki alan aynı zamanda U çarpı R değil mi? Evet. U da çevrenin yarısı. Peki bir kenarı 6, bir kenarı 8 ise diğer kenarı? 10. Özel üçgenden 10. Çevreyi bulalım. Çevre 6 artı 8 artı 10 değil mi? Evet. Burası 14. 10 daha 24 mü? 24'ün yarısı? 12. U'yu da bulduk mu? Evet. Getirip yerine yazacağız. Hazırsanız başlıyorum. Alan kaçtı? 24. 24 eşittir. 10. U'yu kaç bulduk? 12. 12. Formülden gelen? R. R. Zaten R'yi soruyor bana değil mi? 2. O zaman ne olmalı bu durumda? 2. 2. O zaman iç teğet çemberiyle alakalı bir soru görürseniz bakın söylüyor aynı zamanda. Alan neymiş direkt? U çarpı R. Bu dik üçgen olduğu için alanı zaten bilebildik. Dik kenarın çarpımının yarısı. U zaten çevrenin yarısı. Özel üçgenden hipotenüsü bulduk. R'yi de zaten soruyor. Cepte midir? Evet. Alan paylaştırma. Bakın şimdi bu tarz sorularda bir tane DC iki tane AD'den mi oluşuyor? Hı-hı. O zaman AD'ye K derirsem dersem DC kaç K olur? 2K olur. O zaman DC 2K yazdım. AD'ye ne yazacağım? K. Üçgen yapın bunları her zaman. Bakın şimdi kırmızı çerçeveli üçgene. Tabanı K ve 2K olan iki üçgeni mi barındırıyor içinde? Hı-hı. Pek çizemedim ama. 16 mı 2K olan yer? Beğenmedim. İşte bu. Bir kişiye 8 verdiysen, iki kişiye 16. Bakın aynı taban üzerinde, aynı tepe noktada alan paylaştırma bu şekilde oluyor. Şimdi geldim diğerine. 3 ile değil mi? Buna K der, K demeyeyim. M dersen buna kaç M diyeceğim? 3M. BE'ye M diyeceğim. AE'ye 3M. Şimdi 3M'de bu sefer taban bu mu? Tepe nokta bu sefer burası oluyor değil mi? Birleştirince
Bir kişiyi bir de üç kişiye alan dağıtmış. Üç kişiye üç tane sekiz mi dağıtmış? Evet. O zaman bir kişiye bir tane sekiz dağıtır. Doğru mudur? Evet. Çünkü 16 artı 8 24. 3'e 24 verdiyse bir taneye 8 vermeli. Soru benden tüm şeklini alanı mı istiyor? Evet. 2 tane 8 burada. 1 tane burada, 1 tane burada. Toplamda kaç tane 32. var? 32. 4 tane 8'den ne geldi hocalarım? 32. Cepte midir? Evet. Burayı kırpacağım. Yine alan paylaştırma sorusu. Şimdi başlıyorum. DC'ye 3K diyeyim ki BD 4K olsun diye bunların ortak katı ne geliyor? 12K'da buluşsunlar bunlar. Evet. Doğru mudur? DC'ye 3K yazacağım. BD'ye 4K. Sıkıntı var mı? Hı-hı. Bu en büyük üçgen. Dolayısıyla en büyük üçgeni çerçeve içine aldım. Çünkü taban bu. Tabanı BC üzerinde, tepesi mecbur ne olmalı? A. Alan bu şekilde paylaştırılacak. Hı-hı. Şimdi diğerine geliyorum. A, E'ye M dersem diğerine? 2M. A, E'ye M dedim. Buraya? 2M dedim. Bu da kırmızı küçük üçgen. Doğru mudur? Evet. Şimdi bir tane M'e bir tane alan mı vereceğim? 2M'e? 2M. Sıkıntı var mı? Şimdi mor olana bakın. 3 kişiye kaç A düşmüş? 3A. 4 kişiye? 4A. Toplamda kaç A var elimde? 7. 7, 10. Değil mi? 4, 2, 1, 4, 7. Yok ben şu içtekileri de topladım da. Bunları topacağım. Tüm alanı kaç vermiş? 42 santimetre kare. 7 alan. 42 ise bir tanesi ne olmalı hocalarım? 6. Soru benden A, D, E. Yani bir tane alanı mı istiyor? Evet. Bir alan kaç çıktı bu durumda? 6. Hocam ben az önce şu hepsini toplamaya çalıştım. Yapma hoca, oraları kırpabilir. Alan daire içinde yazılır. Eğer daire içinde yazılmıyorsa o kenardır. Tamam. Ona dikkat et, olur mu? Alan kaç tane dersen daire içindekileri yazacağız. Özetle biz ne öğrendik? Biz şunu öğrendik. Heron. Eğer Heron'dan bahsediyorsa çevrenin yarısı neyi veriyordu bana? U'yu. Alan neye eşit oluyor o zaman? Karekök içinde U çarpı U eksi birinci. U eksi ikinci, U eksi üçüncü. Üçüncü kenar. Bu Heron formülüydü. Ondan sonra neyi gördük? İç teğet çemberi. İç teğet çemberinde alan soruyorsa alan kime eşit olacak? U çarpı R'ye. Ben bunu biraz saçma olacak ama ur mesela hani beyin tümörü uru içeride olur ya. Evet. İç teğetten ur aklımda kalmıştı. Ben bu şekilde şifrelemiştim. Çevrel çember sorusu olacak mesela birazdan. Bir üçgeni çevreleyen çemberdeki alan formülü de alan eşittir. A çarpı B çarpı C bölü 4 tane R diyeceğiz. Yarı çapı da R kabul edelim. Bu çevrel çember. Hocam iç teğet mi çevrel çember mi nasıl ezberleyeceğiz? Ben bu şekilde şifrelemiştim. İç teğet buysa çevrel çember formülü de mecbur bu olacak diyeceğiz mesela. Karıştırmayalım diye bunu yapıyorum. Bir alan paylaşımı vardı. Soruyorum size. Buraya bir sürü üçgen çizdim. Bu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü üçgenin tabanları aynı doğru üzerinde mi? Aynen. Burası 2, burası 3, burası 1, burası 5 olsun. Evet. Buranın alanı kaç A olacak? 2A. Alan daire içinde yazıldı. Burası 3A. Burası A. 5A. Uydurdum. Uydurdum. Şuranın alanı 35 versin. O zaman 5A kaç eşit oluyor? 7. O zaman A buradan 7 gelecek. Aynen de öyle. Buranın alanı soruyorsa cevabım 7. Buranın alanı soruyorsa 21. Buranın alanı soruyorsa 14 der. İşin içinden çıkarım. Tabanları aynı doğru üzerinde, tepeleri aynı noktadaysa alan paylaşımı yapılabilir. Buna dikkat ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.